Ardan Zentürk. Türkiye artık kimsenin müttefiki olmayacak. Başlıktaki cümle bana ait değil. CIA'nin önemli ismi Graham Fuller'ın son analizinden. Bir de eklemiş. Rusya bu konuda notunu aldı. 6 Ağustos 2019 tarihli Türkiye'yi kim kaybetti başlıklı yazıda ileri sürülen pek çok fikri tabii ki mesafeli karşılarım ama Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin 82 yaşındaki milli haber alma eski başkan yardımcısının Türkiye'yi çok iyi tanıdığını kabul etmek zorundayım. Özellikle yazının sonundaki şu cümle bu birikimi çok iyi kanıtlıyor. Yeni bir Türk siyasi liderliğinin yükselişi sırasında bunun, Batı'nın uysallığına alışık olduğu eski müttefiki kazandıracağını düşünmek ölümcül bir hatadır. Yeni bir lider kuşkusuz şurada veya burada batıyla olan dikenli tellerden bazılarını temizlemeye çalışabilir fakat kesin olan Türkiye'nin Avrasya ile derin ilişkilere dayanan genişlemiş jeopolitik kaderini sürdüreceğidir. FETÖ'nün kuruluşundan bu yana içinde yer alan, örgütün elebaşının Amerika'da ikametini sağlayan referanslardan biri olan Fuller'ın bu cümlesi aslında Washington'da giderek güçlenen bir fikrin ana zeminini oluşturuyor. Artık Türkiye hiçbir zaman... Eski Türkiye olmayacak. Bu Türkiye'nin soğuk savaş sonrasında Başkan Erdoğan liderliğinde girdiği yeni stratejinin kabulü ve Türkiye'yi değiştirmeye çalışma çabalarınınsa Amerika'da artan bir şekilde sonuçsuz bulunduğunu gösteren önemli bir analiz. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki yolculuğuna ilişkin bir kabullenme ve bir yerde yenilgi ruh hali son yaş kararlarından sonra biraz moral kazanmış gözüken ve özellikle sosyal medyadaki saldırganlıkları artan FETÖcü unsurlar için aynı zamanda bir kötü haber. Herkes fani. Bugün görevlerimizi millet için yapıyoruz. Yarın genç kuşaklar bayrağı devralacak. Gerçek. Türkiye fuller'ın da açıkça kabul ettiği gibi kimsenin malı değil. Bu nedenle kaybedilip kazanılması da tartışılacak bir konu olmaktan çıkmış durumda. Türkiye'yi iyi tarif etmek Fuller'ın Türkiye'ye kartvizit yazma gayreti telaşıyla, ülkeyi Sünni İslam'ın lideri Avrasyalı güç olarak göstermesiyle, şu cümlesi tabii ki ciddi çelişki taşıyor. Türkiye teknik olarak hala bir demokrasi olarak niteleniyor ve bu ülkede yapılan gerçek seçimler sonuç veriyor. Sünni İslamcı Avrasyalı Türkiye ile demokrasisi işleyen ve sonuç veren Türkiye'yi aynı analizde değerlendirmek aslında Washington'da özellikle 2013 yılından bu yana sürüp giden kafa karışıklığının açık bir örneği kuşkusuz. Fuller'ın ülkenin geleceğine dönük analizinde, Türkiye İsrail'in dostu olmayacak cümlesine yer vermesi ise önemli. Analiz Türk halkının kararlı duruşuna karşı teslimiyet içeriyor. Yazıdaki şu yaklaşımsa, Türkiye ne zaman batının dışında ulusal çıkarları doğrultusunda alternatif stratejilere yönelse, hemen eksen kayması saçmalığını ısıtan içimizdeki isimlere belki rehberlik edebilecek kıvamda. Dünyanın siyasi ve kültürel haritasına bakan herhangi bir kişi, Türkiye'nin esas olarak bir Avrasyalı olduğunu, onun Avrupa'daki çıkarlarının ise Türkiye'nin kültürel kanat açıklığının batı kanadını temsil ettiğini, fakat Türkiye'nin gerçek kimliğini göstermediğini görebilir. Türkiye, belirleyici güç. Amerika eski başkanı Bill Clinton, 2010 yılında Bilgi Üniversitesi'nde izlediğim konferansında şu cümlesiyle dikkat çekmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve yeni Türkiye'nin yükselmesi bu yüzyılın tüm tarihini şekillendirdi. 20. yüzyılı anlamak için Türkiye tarihi bir anahtardır ancak ben inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği, önümüzdeki bin yılın ilk yüzyılının şekillenmesinde de son derece hayati bir rol oynayacaktır. Clinton haklı çıkıyor. 21. yüzyılın kaderini belirleyecek insanlar bu ülkede yaşıyor. Ardanzen Türk Star